Gelme motivasyonu ne oluyor? YouTube'da bir şeyler izliyorum falan ama hani abi hadi kalk gidelim deme motivasyonu ne oluyor? Ben BKM açık mikrofona gidiyorum. Orada Batur Özdemir sürekli Cem İşçiler, Cem İşçiler, Cem İşçiler diyor. Ben de bir kere canlı izlemek istedim o yüzden. Bu nasıl bir stand-up oğlum? Merhaba hoş geldiniz. Cem İşçiler, Cem İşçiler, Cem İşçiler. 10 dakika arası ikinci perde. O Cem İşçiler, Cem İşçiler. Hoş geldiniz. Wow, teşekkür ederim. Teşekkürler. Vallahi harikasınız ya, vallahi hakikaten. Şimdi ben... İnteraktif talk show diye ilk sezon başladık. Çünkü insanlarla iletişimimize çok inanıyoruz. Ve bizim yaptığımız iletişimle ortak bir mizah faydası bulduk. O yüzden biz çok memnunuz burada olduğunuz için. Teşekkür ederiz tekrardan. Hoş geldiniz. Çimen'in bölümleriyle çok doluyuz. Önümüzdeki hafta iki çekimimiz var. Onlarla doldu. Yani hakikaten inanılmaz mutluyuz bu gelişmelerden. Program daha çok izleniyor. Fazla şu an seyirciyi kesemezsin. Ya. Yani şu an andırken... Kim var? Kimle konuşulabilir? Fazla bugün benim oğlumun doğum günü. O yüzden onun uğuru için onun oyuncağıyla geldim. Aa, ne tek kadar... oyuncağı. Çok sağ olun. Hiç anlamıyor doğum günü olduğunu. Dün pasta aldık. Yaptın bir şey. Pasta aldım işte. Gerçekten güzel de pasta aldım. Çünkü insan oğlu çocuğu olunca hani hiçbir şeyden yani düşünmüyorsun yani masrafın. Tabii pasta almış lan. Hiç ya hiç düşünmemiş kanka. 65 lira verdim pastaya. Pasta aldım. Ya şimdi kutlayalım, mum koyalım falan diye salonda böyle koyduk pastayı. Pastanın üzerinin ayağıyla geçti. Organizasyon falan yapıyorlar. Böyle çocukların doğum günlerinde konuştum, falan. Konuştum. Pasta çok pahalı. Palyaçolar geliyor bana, çocukları eğlendiriyorlar. Ama çok kurtarıcı. Yani özellikle çocukların doğum günlerinde bir palyaço kaç para isterse ver abi. Çocuklar tamamen onunla ilgileniyor. Sen inanılmaz rahat ediyorsun. Çocuklar sen son doğum çocuk çekici gibi bir şey. Çağırdın mı palyaço? Yok çağırmadım ama gittiğimiz yerde ben mesela Yıldız Parkı'nda doğum günü yaptık. Bedava. Orada böyle oluyor illaki bir doğum gününe denk geliyorsunuz yani. Orada paylaşının peşine takıyorsun çocuğu. Paylaşının parasını senin vermen gerekmiyor yani. Paylaşını seçmiyor. Senin baban para vermesini demiyor yani o yüzden. Çok güzel oluyor yani. Ama ben gergin palyaço da biliyorum. Bazı mesela açılışlarla falan oluyor ya çocuklara yerlenmesi gereken palyaço. Ara vermiş muhtemelen. Kenarda sigara içen palyaço da enteresan duruyor yani. Böyle gergin palyaço. Evet, çocuklar da ona bakıyor. Hep birlikte bir sigara. Evet şimdi çevirir sigaraları. Dört çocuklar da palyaço sigara duruyor. Al kanka sen de iç. Aya zor. Hoş geldin tekrardan. Uzaklardan gelen var mı bugün bizi izlemeye? Stockholm. Stockholm'da yaşıyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz orada? Çalışıyoruz. Title'ım İngilizce olduğu için Türkçe karşılığı yok ama mühendis müdürü diye çevirdim. Mühendis müdürü. Orada. Evlilik mevlilik. Eşim burada zaten. Ama burada tanışmıştık. Yani burada evlendik ama ikimiz beraber gittik. Senin işinden dolayı mı eşin de geldi? Önce ben gittim evet. Benim işimden dolayı sonra o geldi. Siz ne yapıyorsunuz orada? Ben de mühendisim. Düz mühendis. Hanım müdür mühendisiyim diye lafa girince benim öyle bir hani forsum olmadığından diyorum ki düz mühendis. O senin müdürün yani. Yani aynı şirkette olmadığın için sıkıntı yok. Peki o Stockholm'un işini halletti, gitti, toparladı sonra seni getirdi gibi mi oldu? Yok ben de kendi sürecimi başlattım, kendim bağımsız şey mi şekilde. Ben seni aldıracağım sen merak etme falan. Ertesi yıl fötürlü şapkasıyla gelmiş. Sen dedin mi ulan yani... Orada mesela ev nasıl kaç artı kaç şu an? Onların söyleme sistemi farklı. Bizimki gibi söylemiyorlar. Oda sayısı söylüyorlar. Mesela bizdeki 2 artı 1'e onlar 3 oda diyor. Mantıklı. Evet. Benim ev mesela 1. Ya artısı bile yok ya. Artı 0 da değil. Onun için mağara diyoruz kanka. 1 zaten şu yani. Şu an evim pek mağara değil ama. Senden önce kim kalıyor? He? Saddam Hüseyin. Orada yakalandı ya en son diye. Saddam Hüseyin biraz daha iyi koşullarda kalıyor hakikaten. Orada sosyal hayatlısı kız İsveç'te yani. Ya onlar biraz garip. Bizim gibi değiller. Çok sosyalleşmiyorlar. Ben mesela işte ne bileyim kapı komşularını falan tanımıyorum. Hatta görsem yolda da tanımam. Kapıdan mesela bakıyorlar delikten. Kimse yoksa o zaman çıkıyorlar falan. Ondan nasıl öyle ya? Öyle şeyleri varmış. Ben görüşmek de bilmiyordum. İstemiyorlar hiç. Aynen kimseyle böyle karşılaşmak istemiyorlar. İsimler neydi? İsmim Egesu. Egesu? Hı-hı. Okan. Egesu ve Okan. Egesu. Kabul ediyorum tekrar. İsveç'e alışmışlar ya şaka anlayışına, ne yapsınlar? Egeso kabul ediyorum. Bütün İsveç evet. Güldü, vallahi yerler evet, sonra da diyor komşuları niye bize ilgilenmiyor? Ay bu kötü şaka yapan kız geldik. Kapat kapıları. Birlikte bakayım yoksa dışarı çıkalım. En son böyle mikrofonla konuştuğumuzda evleniyorduk da onun için. Ben ilk İsveç'e ilk girdiğim gün bana şey dediler, are you from Konya dediler bana. Dedim evet.
Niye? Beyefendi biliyor kulu. Bütün kulu oradaymış. Benim haberim yok. Kimse bana Konya söylemedi. Konya kulu hep oraya gitmiş. Hep İsveç'e oradaymış. Hatta evet, evet. Konya'nın Kulu ilçesinde bayağı İsveç restoranı varmış. İşte İsveç heykel kralının heykeli varmış. Hatta sandık kuruluyormuş seçim zamanı. Niye peki? Onlar abi dönem demem. Bizim de mesela Bayburt'takiler zamanında gitmişler. Almamışlar İsveç'e. Öteki köye. Ayrıca o kadar gidebilmişler. Öteki öteki köyün toprağı daha verimliymiş diye. Beyler Gümüşhane diye bir yer var aklını sıkar falan diye. Abi gece 12'ye kadar sokaktayız falan diye. Bizim de öyle Almanya'ya bir dönem hep birlikte gitmişler. Topluca göç etmişler. O yüzden Bayburt'ta kimse kalmamış. Çok az. O yüzden azız yani. Geri kalanlarımızda Merkez Bankası Başkanı oldu ya. Bize bir taksici söyledi. Bu hikaye doğru mu bilmiyorum. Anlatılana göre zamanında birilerini aslında Almanya'ya götürüyoruz adı altında Stockholm'e bırakmışlar. Aa. Hatta bunun filmi varmış. Onlar da anlamamış nereye geldiklerini. Ulan ama o İstanbul'da mı? Yani daha nereye bıraksa? İsveç'e bırakmışlar. Ne güzel işte. Hitay'ın devamı buradaymış. İstiyorsanız beyefendiye verelim. O kim biliyormuş o? Galiba. Tabii hemen sen yönlendirelim. Benim hayatım. Sen ne iş yapıyorsun ki? Ben turizmciyim Kapadokya'da. Aa, Fazlı evet. Bey'le DM'leşmiştik biraz. He, Kapadokya'dan geliyoruz diye evet, bana mesaj attın. 6 kişi geldik. 6 kişi. Nerede? Hemen sağ mı? Bir kişi burada. İkisi balonda düştü balonda. Ona gelemez. Ya, hikaye enteresan geldi biraz çünkü. Ben Stockholm doğumluyum. 18 yaşına kadar Stockholm'deydim. Daha sonra Türkiye'ye geri geldim. O yüzden buradaki anlatılan birçok şeyi... Yalan. Aslında biz çok sıcak insanlarız. Benim dedem 64 yılında ilk göçenlerden İsveç'e. Köyden çıktım da Kanada'ya çıkıyorum diye gitmiş. Öyle mi? Tabii. Ama sonuçta bir 64'ün bir kış günü İsveç'in tren garında inmiş, elinde bavul. Peki ne zaman anlamış İsveç'e geldiğini? Çünkü anlamaz ki insan yani. Anlamamış he. Zaten. Orada almışlar onu bir odaya yerleştirmişler. Ertesi gün bulaşık yıkatmaya başlamışlar. Ondan sonra aşçı olmuş, böyle ilerlemiş hayatı. O zamanlar köyde değil mi böyle şeyler oluyormuş falan? Hadi hep topluca gidiyoruz falan. Yok yok, dedem giden ilklerden. Hatta ilk birinci. Hatta İsveç'e giden üçüncü Türk. Önden koşarak ilk ben gideceğim. Öyle de İsveç'e giden üçüncü Türk galiba dedem. Resmi kayıtlara göre. Allah Allah. Tabii tabii. Çok önemli bir şey. İsveç'e giden evet. Üçüncü Türk. Evet. Dedenin evinde İsveç'e giden ilk iki Türk'ün fotoğrafları var mı? Mesela hani birinci, ikinci, üçüncü de ben böyle bak. Geçemedik, onları geçemedik. Onlar koştular, sonradan koştular falan ya. Ya onlar Kulu'dan gitmiştir muhtemelen. Yani Kulu da enteresan bir yer. Hakikaten hanımefendinin dediği gibi. Ya yani İsveç mesela başbakanı falan geldiğinde Türkiye'ye Ankara'ya uğrar, sonra Kulu'ya gider. Biraz tanınmak için yani değil mi? Ya orada şey orada var. Orada oy var oğlum, oy var. Oy var, aynen öyle. Çok doğru, oy var. Ya bir şey diyeceğim, çok saçma değil mi? Kulu'daki adam İsveç Başbakanı'na karar vermesi değil mi? Çok saçma değil mi? Konuyu nereye getireceğiz ya bakalım. Hadi devam et bakalım bu konunun gerisine. İsveç vatandaşı olmanın burada bir faydasını görüyor musunuz? Yok, Türkiye'de bir faydası yok ama pasaportu dünyanın en kuvvetli üçüncü veya dördüncü pasaportu şu anda. Her yere gidebiliyorsun. 163 ülkeye ve vizesiz gidebiliyorsun. Vizesiz gidiyorsun. Vize almamak ne demek ya? Ya bizim artık tahayyül edemiyorum ben vize almamayı. Evet. Eskiden yokmuş, biliyor musun? 1960'lara kadar vize yokmuş ya. Değil mi? Öyle bir şey. Yani 60'a tam senin dediğin bak işte. Göçtüğü zamanlar. Gelir gelmez. Oğlum şu vizeyi koyun oğlum, bu diğerlere gelmesin. Ben üçüncü kalayım, başa gelmesin. Hani düşünsene 1940'ta yaşasam mesela. Gidiyorum böyle. Savaşta ölürdük de. Yani şey olurduk yani her yere sınırsız gidip gezebiliyorsun ya. Çık sokağa gez. Dünyayı gez. Tam da dünya savaşı olduğu zamanlar. Tot. Ya Paris'e mi gitsek? Ufak bir hediyem var. Hanımefendiye versem size aktarsa olur mu? Şimdi yoksa. USB mi? Sen şarap getirdin değil mi? Evet. Şarap. Bana sordu dedi ne getirdin dedi. Kabak çekirdeğim dedi. Şarap mı dedi. Bana niye iki tane aldınız? Herkesi... Fazlı Bey de iki de Cem'e verdi. Yeni boşandı, dertli biraz dedi o yüzden. Allah Allah. İnsanları bunları mı anlatıyorsun yani? Hayır bir şey diyeceğim. Görüntüye baksana zaten. Kim dertli belli değil. İki tane. Tamam atlatacaksın. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Böyle hediyeler geliyor falan çok hoşumuza gidiyor ya. Bir de bir seyirci vardı. 4-1'e gidecekti. Nerede o? Önden sipariş vermiş. Eyvallah hocam çok sağ ol. Aramızda pilot varmış. Merhabalar sağ olun. Pilot değil mi? Evet. Biraz biraz muavin ya. Merhabalar sağ olun. Evet top kekler birazdan dağılıyor. Hazır mıyız gençler? F-17 tek kek canım karışıyor böyle şeyler. Kameradan izleyemedi ikinci kek aldı. Benim uçaktaki en büyük problemim şu. Abi bak sen çok güzel, iyi denk geldi, aklıma geldi. Basınçtan dolayı kulağım inanılmaz. Bir çocuklar ağlıyor, ben ağlıyorum uçakta. Yani herkes böyle çok mutlu. Ben ağlıyorum uçakta. Basınçtan dolayı. Her uçakta olmuyor mu? Pilot galiba daha böyle doğru ya yapıyor. O pilotajlıkla alakası var ama hani son anda değişen bir durum da olabiliyor. Kuleyle falan irtibata geçtiğimiz zaman eğer... hızlı bir şekilde alçalmamızı bekliyorsa ya da onu istemişse bizden, biz derin alçaldığımız için o basınç eşitleme
Zor oluyor. Biraz ağır zor yapıyor. Oluyor aynen. Ondan dolayı oluyor. Yani yavaşça insen aslında bence bir şey olmayacak. Diyorsun? Aynen. Kulağı arayanlar var, ineyim biraz mı diyorsun? E sen yine niye böyle... acele etmiyorsun? Hemen böyle normal inmiyorsun. Yani niye birden iniyorsunuz? Normal insenize. Çünkü hani trafik olduğu için. Almış 60 lira bilet. Normal insen olsun. Ama bak şu anda bir şey var. Bence insanlar bence bir şey öğren bak. Kulağın benim gibi problem olanlar kimler? Bir göreyim. Bak işte bu gerçekten büyük problem. Ama şöyle nedenini yapıyorum. Öğrendik. Süper bir nedeni varmış. Ağzı açınca gidiyormuş pıt pıt. Olmuyor mu pıt? Olmuyor baba. Sakız çiğniyorsun, ağzını açıyorsun, yandakiyle öpüşüyorsun. Hiçbir şey olmuyor ya. Vallahi yani aşağı atlayacağım. O öyle ağır oluyor ya. En son sonunda tam inerken pıst yapıyor. Artık gözünden yaş geliyor. Ter içindesin. Ancak öyle kurtuluyorsun. Kulağından bahsediyorsun değil mi şu bunun an? Bunun sebebi... Hocam ben buraya bıraktım vallahi kulağıma. Ama bunun sebebini sizin olduğunuzu öğrenmem şu anda beni yıktı. Yani olabiliyor ya bazen aynen. Yani hızlı alçalmamız gerekiyor. Abi bunu nasıl çözeceğiz o zaman onu diyorum. Ben bunu mesela yaşamak istemiyorum. Para vermişim ben oraya gelmişim. Yani mesela siz geç kalıyorsunuz belli ki. İnmeyi unutuyorsunuz. Kulağı incektik onunla kuyruğa falan diye. Patron yüklü. Siz var ya düzgün kullanışı uçaklar ha. Benim kardeşimin kulağı pıt pıt yapıyor orada. Ya bir şey diyeyim mi? Kaptanla goy goy moy goy. Senin için söylemiyorum. Muhabbet falan. Ondan sonra aa inecektik lan falan diyorlar. Yardır aşağı. Biz kulaklar patlasın. Kanka ben hiçbir pilotun aa inecektik ya dediğini hiç şey yapmıyorum. Aa geri dönün lan. Oğlum bura Bursa değil galiba ya. Lan dönüyoruz da kuluya gelmişiz de yani. Neyse İsveç'e gidelim. Ha kulağı, ha kulağı, ha İsveç. Hocam sen sanki pilot değil de tecrübeli bir yolcu gibi konuşuyorsun. Çok sık uçan bir yolcu gibi. Ya hayır, sorular çok saçma olduğu için. Dur ben de alkışlarım. Niye saçma biliyor musun? Çünkü siz o kapalı kapılar ardındasınız. Biz halk olarak size konuşamıyoruz evet. ki. Evet abi. Aç şu kapıyı ya. Bugün bir kaymakam, bir vali bile ilk günlük kapısını açar. Kırıyor, kapıyı kırıyor ya. O da abartıyor. Bazıları baltayla seçimi kazandık. Aman okudum kapısı diye. Hani bir şey oluyor. Evet abi. Kapıyı açın abi. Biz ben... yolcu, biz ara ara, biz ikinci pilot ara ara geçsin. Merhaba, hoş geldiniz. Memnun muyuz? Tuvalete falan gidecek oluyorum. Mesela perde çok az açık oluyor. Hemen böyle falan bakıyorlar falan hani. Ne var bunda? Yani insan utanıyor çünkü orada hani. Çıplak mısınız? Niye utanıyorsunuz? Hocam niye sen yapıyorum? Tuvalete apar topar mı gidiyorsun şortla mı? Çok vaktimiz yok. Şey... Ya pardon kaptan kafanı çaldı. Tabii ki güvenlik anlamında insanların oraya girmesi çok saçma olmaması gereken şeyler ama. Ama sizin kapı açık kalsın. Kapı da açık ceyran yapar. Ne ceyran yapar? Kapının açık olması da güvensizlik. Adam biri girdi psikopat. Çekti aşağı indiriyor. Sonra kulaklarım ne olur benim? Tek derdi kulaklar. Kendi derdim hem kendi derdim. Şey... Ay kulaklarım patlar vallahi. Ölmek önemli değil. Kulaklarım patlar. Uçağı teröristlere kaçırmış. Ama kulaklar ne olacak? Trend yol kullanan var mı? Güzel. Trend yolun içinde trend yol yemek var. Onu kullanan var mı? Aa, sözümüz süper. Kullanmayanlara. Neden? Çünkü ilk abonelikte aşağıda biz linki de veriyoruz. Yüzde ilk yemekte, ilk siparişinizde %50 indirim var. Ya ben bir şey alıyorum ve onun parasını yarısını ödüyorsun. Ve Trendyol cüzdanımı kullandığınız zaman da ödemenin bir kısmı her siparişten sonra size iade oluyor. Her şeyi sipariş edebiliyor muyum? Her şeyi sipariş edebiliyorsun ve siparişin hızlı ve sıcak geliyor. Çok önemsediğim bir şeydir abi. Siparişi verdiğim zaman sıcak gelmesi çok önemli abi. Sıcak gelmesi daha iyi. Aynen öyle. Kimler Trendyol'u indirmedi veya kullanmıyor şu an? Bir uygulama seni cezbetmesi ve onu kullanman için ne yapması lazım sana? Daha ne yapsın amına koyayım? %50 veriyorum. Böyle satsak ya. İndirsene Trendyol'u. Böyle olur mu ya? Daha ne istiyor? Daha %50 veriyor. İlk siparişe %50 veriyor. Sıcak getiriyor kapına. Ya öncelikle hesaplı olması lazım ki bunu başarmışlar. Daha sonra da hızlı ve güvenilir olması lazım. İstediğimiz siz gibi. Hoş geldin hemen. Şuraya imza atıyoruz Trendyol'u. Artık bir Trendyol yemek kullanıcısısın sen o zaman. Çünkü hepsi var, senin her şey var. Aradığım her şeyi bulduğuma göre ben indireceğim bu. Daha ne duruyorsun? Teşekkür ederim. Hemen burada kanka, indirsin. Hemen indirsin. Yarın gel Flash TV'de başla. Ya, unutacağım. Bir şey tam sana mi? Buyum. Gerçek fikirleriydi ha. Evet, gerçekten bu fikirlere sahibim. Bugün indirecek misin? Çimen Show'a da sponsor olmuş, bize de destek olmuş. Böyle de değerli bir firmaya. Yemin ediyorum indireceğim. Kullanan birine verelim. Trendyol aplikasyonu kullanıyorsunuz. Evet, genel olarak kullanıyorum. Peki Trendyol yemek kullanıyor musunuz? Çok kullanıyorum. İki tane çocuğum var, okuldan geliyorlar mesela. Hamburger sipariş ediyoruz, pizza sipariş ediyoruz. Hatta bugün buraya gelmek için bile mesela çocukları anneme bırakacaktım. Trendyol kuryesiyle geldik ama. Abartıyor öyle.
Yok yok öyle değil. Yani çocuklar hamburgerler, pizzalar falan. Evde hiç yemek yapmayı düşündünüz mü? Kanka. Bir anne yemeği falan. Tabii ki şaka. Tabii ki bunu yapıyorsunuz tabii da ekstra yapıyorum. Çocuklar evet. Seviniyorlar. Hamburger aynen, çok seviniyorlar. Bamya yapsan yer mi çocuk? Yemiyor. Ama bir hamburger pizzayı hemen gerçekten yemiyorlar oluyor. Ya. Hakikaten çok biliyorum. Zorlanıyorum. Ama o benim için çok kurtarıcı. Mesela bugün hemen sipariş verdim. Çocukları yedirdim. Annemi bıraktık. Beraber buraya çıktık geldik eşime. Bu arada tren cüzdanımdan ödediğin zaman da bir kısmı... Cüzdanını geri aldım hatta. Mesela ben çok sık kullandığım için bana habere de şey veriyor. Kupon veriyor. İşte 20 TL hediye yüklendi hattınıza falan diye. Cüzdana yükleniyor para karttan. Tüm tren yolda kullanabiliyorum onu. Sadece yemekte değil. Orada da kullanabiliyor musun? Tabii. Abi çok güzel bir şey değil mi? Yemek sipariş veriyorsun. Yüzde işte kaçsa değişiyor o oranlar. Onu sana geri yolluyor ve sen onu Trendyol'un herhangi bir şeyini kullanabiliyorsun. Tabii tabii o mesela Trendyol cüzdanına yükleniyor. Herhangi bir şekilde kullanabiliyorsun. Yani kıyafet alabilirsin, evet. Ne istiyorsan Trendyol'da kula. Aynı kelime ama gibi. Ama daha güzel söyledim. İfade ettin hayatım. İyi ki varsın. Aynen 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 evet. Trendyol cüzdanına yüklüyor. Trendyol yemek siparişimizi hızlı ve sıcak getiriyor. İlk siparişimizde %50 indirim var. Aşağıda açıklama linkimiz var. Teşekkür ederiz bölüm sponsor olduğu için. Sağ olun. Emekli varmış aramızda. Ona da geleceğiz. Merhabalar. Merhaba. İsim neydi? Sadiye. Sadiye deyin siz. Sadiye ama ne peki? Ay gerçek adınız ne? Sadiye. Sadiye. Evet. İki D'yle yani. Evet. Sadiye'nin iki D'lisi. Evet. Yanlış mı yazılmış? Nüfusa evet yanlış yazılmış. Aslında... Ya arkadaş nüfus memurları zamanında adam diyor ki Sadiye. Sadiye. 20 tane D yazdım hadi bakalım. Nerede yaşıyorsun? Kocaeli'de. Kocaeli'nde. Kimle geldin bugün? Kızımla geldim. Peki kızın mı bizi izlettirdi sana, sen mi kızını izlettirdin ona? Kızım izlettirdi ve yani geldiğimden beri 10 gün oldu. 10 gündür her gün sizinle biz yani. Sürekli. Ya çok tatlısın ya. 10 gündür biz izliyoruz. 10 gündür biz izliyoruz. 10 gündür sizi izliyoruz. Çimen'de başladığımız andan itibaren, birinci bölümden itibaren. Çimen'de başladık. Çimenlere gideceğiz. Zamanı geldiğinde. İnşallah. Peki kimse önerdiniz mi? İnşallah. Sana şey Faunus soru, soru soralım. Bir sayı söyle bize hayatım. 13. Seni en son ne için eleştirdiler? Eşim sürekli muhalefet olduğum için eleştiriyor. En son eşinle ne konusunda dedisiniz? Evet. Her türlü konuda olsun yani. Yeter ki bir şey söylesin. Onun varlığı benim için bir didişme sebebi oldu ya. Mesela ses tonu. Çimen izliyordunuz ya. Evet. Eşiniz izledi mi hiç? Yok hayır. Belki bir ortak noktanız olabilir aslında Çimen. Ortak noktamız şöyle. O da tiyatroyu çok seviyor. Yani tiyatroyu müziği ama dizi seyrettirmiyor. Dizilere karşı. Sen buraya İstanbul'a gizli gizli bir şeyler izlemek için geldin galiba. Geldim aç Çimen'i aç. Aşkı Memnu'yu aç bir şey aç ya. Lan şu yasak elmayı aç Allah. Darlandım bu adamla. Yok orada izliyorum. En seni sinir eden şeyi ne? Kocam. En çok sinir eden şeyi yeni aldığı bir şeyi giymemesi. Ne bayram bekliyor? Ne? Yok hiçbir şey beklemiyor. Alıyor. Giymiyor. Duruyorlar. Evet aynı yine öncekileri giyiyor. Güzel giyinmeyi mi sevmiyor acaba? Seviyor güzel de giyiniyor. Yani sabah kalkınca ilk işi giyinmek. Ama bu senin... çok şaşkınlık verici bir... Normalde çıplak bakkala gidilir. Yok yani eşofmanla durmayı sevmiyor. Ne iş yapıyor kendisi? Emekli polis memuru. Ha. O şimdi öyle apartmana ızdırap. Yok. Ha? Ya bu kapının önüne çekiyorlar. Al kardeşim. Evimde kalmışlar biraz. Zaten 4 daireyiz yani. 4 daire, 3'ü içeride şu anda. arabayı bizi kapının önüne çekmiş mesela diye. Site halinde herkesin kapısı ayrı. Çok sağ ol, teşekkür ederiz. Ben ya. Teşekkür sağ ederim, kimler... başarılar dilerim. Çok sağ ol hayatım benim. Sağ ol. Bizi kimler bugün canlı olarak ilk defa izliyor? Aa herkes hemen. Gelme motivasyonu ne oluyor? YouTube'da bir şeyler izliyorum falan ama hani abi hadi kalk gidelim deme motivasyonu ne oluyor? Ben BKM açık mikrofona gidiyorum. Orada Batur Özdemir sürekli Cemişçiler diyor. Ben de bir kere canlı izlemek istedim o yüzden. Bu nasıl bir stand-up oğlum? Nereye hoş geldiniz? Cemişçiler. 10 dakika arıyoruz ikinci perde. O Cemişçiler. açık mikrofonu 3 sene ben sundum ondan diyordur. İşte çok iyi insanlar çıktı işte inşallah ben de onlar gibi olurum falan filan diyor. Canım benim teşekkür ederim. Çok... Senin ol. İsim neydi? Aa Teoman. Sen ilgili misin böyle şeylere? Arteman mı? Teoman. Teoman. Şarkıcı ha, olan tamam. Gibi. Herkesin ismini yanlış yazmış gibi. Teoman, kimle geldin? Arkadaşımla geldim. Arkadaşına geldin. Canım benim ya. Okuyor musun, ne yapıyorsun? Evet, lise son sınıf.
Acaba B şıkkı ne? Çok merak ediyorum sürekli. Hep A'yı seçiyor. Bizim soldan, bizim soldan. Ben biraz hızlı konuştuğum için dilim beynine yetişemiyor. O yüzden baş hep A, E, şu, şu bir şeyler ekliyor. Ya istersen A'yı diye uzat. Kurban olurum ben sana ya. Sen beni sevmişsin, gelmişsin buraya Teoman'cığım. Teoman ya, ne güzel çocuksun. Nerede yaşıyorsun? Aa, İstanbul'da, burada. Teoman ya, sevgilin var mı? Yok. Bir tek ona net verdi. Çünkü Teoman için hepsi değişebilir ama bu asla değişmez. Teoman, senin gibi çocuğun nasıl sevgilisi olmaz ya? Vardır flörtlerin, flörtlerin bir şeyin. Vallahi yok. Sen kaç yaşındasın ki? 19. 19 yaşındasın. E tamam canım, daha 19 yaşındasın. Ama sen şeysin, bir kere olsun, son kere olsun. Yok. Oğlum evet desene, kızlar böyle şeyleri severler ya. Yok abi, 2-3 gün yeter. Sen bir kadında ne ararsın? Yani şu anda az çok anlıyoruz da yani. Yani şey olarak mesela şöyle olsun abi, böyle olsun. Bazen şey kısa saçlı severim, esmer severim. Ha. Şu an o kadar yani kafa yormadım bir konu. Hiç kız yani arkadaşın olmadı ama değil mi? Yok. Sana da Allah'ın bulaşıcı. Herkes ağlıyor. Teoman'a ne yapsak ya? Teoman. Teoman'a ne yapsak? Seni bir yere gönderelim mi oğlum, ne yapacağız? Hadi bir sayı söyle. Bir sayı söyle. Şey 10. 10. Seksi olmak için ne yaparsın? Ona ne geldi amına koyayım? Sana ne ya? Bir de maskeye bak, kim dediğini belli oluyor. Hep aynı soru. Allah Allah. Manyağa bak, oturmuş öyle. Ya bir şey diyeceğim. Bir de kalk gidiyor da, hep aynı numarası hikaye. Şarapları da bildik senin yüzünden. Ya şöyle bir şey diyeceğim. Sorular aynı ama cevaplar da aynı amına koyayım. Hayır, cevaplar. Hayır. Herkesin cevabı farklı ya, o yüzden abi. Kim vardı o dedi ama bilmiyorum. Ha, sen bilirsin abi. Hani herkes mesela dedin? Bak abim bizim mesela, ha, kardeşimiz mesela cevabı mesela bak o kadar farklı bir şey söyleyecek ki şaşıracaksın. Diyeceksin ben bu soruya bu cevabı hiç duymadım diyeceksin. Diyeceksin ki herkes tek tek bu soruya cevap versin. Heyecanla dönüp cevap bekle bakalım ne diyecek. Yani okur gibi yapmanız hep aynı. Görmek isterim yani. Ben kendim. Aynen aynen. Kaç demiştin sen? Abi 10'da. Seks yazıyor. Sadece seks yazıyor. Hayır kanka, o yapılacaklarını istesin. İsteye bak. Yapılacaklara bak. 12 deseydi boşanacaktı. 12'de boş ol yazıyordu. Hatta 3 kere yazdık ki ne olur ne olur garanti. Tamam. Öyle bir cevap ver ki abi desin ki ben böyle evet. Cevap ne duydum ne gördüm. Genel olarak arkadaşlarım benim stilimin güzel olduğunu söylüyor. Ben genellikle stilimin. Çiçekli gömlekle geziyorum, küpe, yüzük. Eskiden bir de belime kadar saçım vardı, onu... Şaka yapıyorsun. Evet, bağışlamak için kestim. Bağışlamak derken hayatım? Nereye bağışladın? Kanser Savaşları Vakfı var, onun saçım saçın olsun diye bir projesi var. Saçım saçın olsun. Evet, 30 santimin üstünde olursa bağışlayabiliyorsunuz. Onlar da peruk yapıp lösemili bir çocuğa veriyor. Ay canım benim, ne güzel bir şey. Harika, ben ilk defa duydum bunu. Ben de duymamıştım. Saçım saçın olsun ha. Evet. 30 santimden daha uzun saçların varsa kestirip... yani internetten herhalde oradan kargo bilgilendiriliyor. Diyorsun. Bağışlanıyor. Hatta çok güzel. Şeyleri de var. Gönüllü berberler de var. Gidersen kestirsen onlar direkt kendileri veriyor galiba. Bak 19 yaşında ne kadar bilinçli bir hareket. Bunu da mı takip ediyorsun? Teoman'ın bir alkışı alalım ya. Valla bravo. Valla çok güzel. Dur. Bak seksten nereye getirdi çocuk? Hocam isim neydi? Yalçın ben. Sen biz daha önce canlı izledin mi? Yok, ilk defa. Ha, ilk defa geliyorsun ama sıkı bir çimen izleyicisin gibi geldi bana. Yani çok... en başından beri. Ha, o yüzden merak ettim, biz hep aynı ya, işte. Ha. Şey inandırıcı gelmiyor. Hep aynı soru, hep aynı şey. Kaç tesadüf, soru var? Tesadüf. Hep aynı sorunun ilgili o bana şey geldi. Tamam o yalan. Ya kişiye göre biraz değişiyor. Kişiye göre biraz şey değişiyor. Sayı bir sayı söyle. Önemli herkes var mı? Geldi. Sen sor soruyu ya. Olur mu oğlum? Bunların hepsi resmi ya. Notar şey. Bir şey diyeyim mi? Bak yemin ediyorum ilk sorduğun soruyu al göstereceğim. Herkese göstereceğim. Bir. Al. Oku sana. Sen oku sana. Son gününü yaşıyor olsaydın ve tek bir şey yapma hakkın olsaydı ne yapardın? Al. Al sen istedin. Kaçındın mı? Ne güzel takıntı soracaktık sana. Güzel bir soru. Son günün olsaydı ne yapardın? Ya, cinayet işlerdim ya. Allah Allah. Kendi çevrenden mi? Ne diyor zamanı? Ne konuşuyoruz anladın ki? Yayınlanır mı yayınlanmaz onu bilemedim. Diyordum ben ne tatlı adam yani. Verelim şuna. Cem Bey adam öldüreceğim. Ben içeriden yeni çıktım buraya geldim. Hep aynı soruları soruyorsunuz arkadaşlar. Mopushane izliyorsun. Yani adam derdi bu ama 20 yıl yemiş. Hep aynı soruları soruyorlar ya. Benim son günümse onu yaparım yani. Giderken başkalarını götürürüm yanımda. Tamam abi sakin başkalarını ol. Başkalarını bir de. Tabii canım. Tamam. Bir intihar bombacısıyla beraberiz. Aynen öyle.
bir şey diyecek abi. O sıra ben de bir pilotum. Sen de pilotsun. Evet, ben sıcak hava balon pilotuyum. Aynı zamanda da öğretmen pilot. Bana kesin. Eyvah. Bir şey soracağım. Kendinize öveceğiniz başka şeyler varsa onları da alalım. Yok. Ay içimde kalmış. Sadece sıcak onu söyledim. Sıcak hava Kapadokya'da değil mi? Siz, evet, Kapadokya'da. Aynı o ekipten, sizin ekip. İsim neydi hocam? Hakkı. O balon pilotusun. Evet. Pilot mu deniyor orada? Evet, tabii ki. Orada kaç saat havada duruyorsunuz? Yaklaşık 45 dakikayla 1 saat aralığında değişkenlik gösteriyor meteorolojik şartlara. Ne yapıyor? Tuvalete gelen ne yapıyor? Efendim? Yukarıda mesela tuvalete gelen ne yapıyor? Yapacak bir şey yok. Nasıl? Yani? Allah bu ne ya? Bu ne ya? Ha, Kapadokya'ya geldik. Aa, bizim Hakkı. Hakkı be! Hakkı be! Yok, biz hafta içi 6000 fit, hafta sonu 8000 fite kadar çıkabiliyoruz. Ya sen bir gaza gelip uçağın yanından böyle gideceksin gibi geliyor bir kere. Yemin ederim oldu. Oldu mu? Eğitimdeyken oldu. Yaklaşık 10.000 fite çıkmışım. Haberim yok. Arkadaşla goy goya daldık. Hocam böyle pilotluk mu olur? Ta diye helikopter. Tabii of, ne basınç olmuştur kulaklarda. Aşırı basınç oldu. Balon içindekileri. Ters bir durum geldi mi başına? Ters bir durum geldi. En kötüsünü anlatayım. Bir tane iyi anlatayım, bir tane kötü anlatayım. Önce ya, kötüden başlayayım. Hayattalar ama değil mi herkes? Öyle anlat. Şükürler yani. Olsun, hepsi hayatta. Bizim müşterilerimizden geri dönen yoktur vesaire. Bakın şikayet var, hiçbir şey bulamazsınız. Çinli bir grubumuz var, o zaman birinci pilotu. Biz 10 kilometre rüzgarın üzerinde uçuşumuz gerçekleştiremeyiz. Sivil havacılığa bağlıyız. Slot hizmet merkezlerimiz var. Sabah gün doğumuna yaklaşık yarım saat önce kalkıyorsunuz. Kalktık, havada hiçbir şey yoktu. Tertemizdi, etraf tertemiz. 5 dakika sonra bir anda sis bastı ortalığı. Sepetin içinde 28 tane Çinli var. Ha 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 falan yapıyor. Ben eşimi aradım, helallik istemeye. Hakkını helal et dedim, bilmiyorum. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Peki balonda böyle bir yalpalama bir şey oluyor mu? Tabii hepsi oluyor. Onu da onlar seviniyorlar. Aa ne kadar eğlenceli falan. Tabii. Üstümüzdeki arkadaşımız nerede bilmiyoruz, altımızdaki nerede bilmiyoruz. Elektrik teli mi var, ne var, çıkacağımız. Ne oldu sonra? Sonunda güzel bir tane dağa indik. Güzel harikaydı. Bir dağ. Dağa. Aynen. Dağa in. Ne haber be dağa? O da bizim Mehmet dağ ya. Bizim köylü ya. Ne alaka? Yani dağ mı indiniz hakikaten? Evet. Mesela Çinliler inince burası mı iniş demediler? Normal aynı yere getirmiyor musun? Diyemez ki. 5 metre sonrasını görmüyor ki hiç. Her ne yer yaptın sonra? Biraz. Dağın tepesinden Çinli mi yuvarladın? Nasıl gittiniz sonra? Biz bir tane elektrik telinin hemen yanından böyle hızlı bir şekilde inmişiz. İndiğimizde gördük elektrik teli orada. Verilmiş sadakamız varmış. Elektrik teline takılsanız? Takılsak... Bedavaya şarj ederler telefonu kankasın. Öyle bir şey. Bir diğeri de eğitimdeyim yine. 5 saat 6 saat uçuyorum. Hocam sağ olsun bana çok güvenirdi. Beni hep tek bırakırdı. Tek uç hakkı derdi. Ben en son baktım Nevşehir'in üzerine gelmişim. Bizim merkeze gelmişim. Merkezde de son tüpüm. 4 tane tüpüm var. Son %15 filan. Yani bunu inişe hazırlamam lazım. Yoksa inemem. En son bir baktım bir tane il jandarma komutanlığı var böyle. Bir tane helikopter pisti gözüme kestirdim. Dedim ki Hakkı buraya indin. Yani... İnmedin zaten inemiyorum. Boş bitiyor yani. Aklıma nasıl oldu, nasıl geldi bilmiyorum. Telefonu çıkardım, 156'yı aradım. Komutanım durum böyle. Ben öğrenci pilot Hakkı Çelebi dedim. İşte Nevşehir'e orada hemen öğrenci pilota dedim. Döndü. Az önce ana pilot, baba pilotum ben. Ya sen var ya. Ya ben öğrenci pilotu ya, ben daha sıçırdım. Komutanım ben askerliği burada yapmak istiyorum müsaadenizle. Mecbursun ya. O da aradım dedim ki. Tamam gel bana filan ney dedi. Adam anlamadı yani. Ben geliyorum dedim. İniş yapacağım. Acil iniş yapacağım. O da kapıya yapacağım. Bakıyorsun havadan geliyor. Kim la bu filan ney der gibi. İnanmadılar önce. Tüpüm bitti artık. Bizim de atma iplerimiz var. Atma ipini fırlattığın anda yerdeki ekip arkadaşın seni tutar. Başka araziye gitme diye. Kötü bir yere gitme diye sabit. Çeker. Evet. Şimdi ipi atacak ekip arkadaşım yok. Yetişemiyorlar çünkü. Bana iyi de rüzgar var. Bir ya şey diyeceğim. Aşağı. Araya hemen giriyorum. Tabii. Sende çok ağırlık var ya. Ağırlığı azaltsan... Aslında daha az tüp harcamaz mısın? Ağırlığı azaltsam evler mesela var. Mesela 3 Çinli aslan kim anlar? Kanka peki aşağıdaki akrabası nasıl anlatacağız? Hayır. Gerçekten de bunu tabii ki atılmaz da. Yani ağırlık orada... Atma ya bakma yani. Hakkı hakkında olsun atma öyle müşteriler aşağı. Öyle bir şey var mı diye merak ediyorum. Bazen safralara atabilirsiniz. Ağırlık değil mi? Fazla ağırlıkları atmanın gerekiyor. Aynen. En son bir baktım kulübede bir tane Mardinliymiş çocuk. Hiç bilmiyor hayatında balon görmemiş ki sıcak hava balonun ne? Bu nereden çıktı? Silah çocuk... doğrulttu. Oo. Eyvah dedim lan havadayken yani ineyim bari öl öldürün abi filan yani arkadaşım dedim sakin ol şu ipi atacağım dedim ben ipi atmaya kalkınca o da şak şak çekti böyle. Oo. Eyvah dedim Hakkı bittin hani burada dedim bitti komutanım diye bağırıyor orada. Eyvah dedim Hakkı
Pomodoro sıktım ama vuramadım ben bunu ya. Sepetin içine çöktüğüm kırmızı imdat ipimiz var bizim. Paraşütü açar, içerideki sıcak havayı tahliye eder, olduğun yere seni indirir. 40 kilometreye yakın bir hızla çaktım yere. Şükürler olsun bir şey olmadı. Bir tane ağacı devirdim orada. Onda da zabıt tuttular beni. Gözaltına aldılar, ağacı devirdin devletin şeyini diye. Yani hiç hakkı iyi misin? İşte ambulans çağıralım mı? O yok. Adam yerde ağaçıyım beden, ağaca bakın, ağaca bakın. Akşama kadar ağacın bedelini araştırdılar. Bir şey diyeceğim, hakkı ya soran yok da Çinlileri soran gidiyor. Sen de Çinlileri mi? Eğitim, sen de onları merak içeride. Kimse yok mu? Pardon, ben niye Çinlilere yok, asker ya? Önce Çinlileri vurdu. Hakkı abiye son vuracağım, dur. Adam tek uçuyor. Bu da gözlerini açıyor, anlamasınlar. Değilim lan ben şimdi. Pardon, ben Çinlileri hala şeyde zannettim, balonda zannettim, pardon. Hakkı çok güzel adam, teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz Hakkı, sağ ol. Çok güzel. Sen geldin abi daha önce. Evet, ben geldim. İsim neydi? Adım Cengiz. Arda'nın çıkacaktım. Ha, şurada oturuyordun sen. Aynen öyle. Eşimle gelmiştim. Eşinle gelmişsiniz, hatırlıyorum. Fazlı Bey'e anlatmıştım, Arda'dan çıkacak demiştim. İnanmamıştı. Çıktın mı abi? Çıkmadım. Ya ben de eşekliğe bak, inanmamışım ya. Onun için geldim. Kusura bakmayın, çıkamadım. Abi balonla çıkaralım seni. Olmayacak, başka türlü olmayacak. Pandemi yüzünden bizim izinlerimiz yandı o dönemde. Ha, normalde planlıyorduk. Ama 2022 yılı Ağustos ayında yine düşünüyorum Arda'nın çıkmayı. Yine çıkamazsın. Bu sefer de şey var. Normalde bir bütçe var. Arda'nın çıkmak için hem izin almak gerekiyor jandarmadan. Hem de maddi bir şey var. O da yine dolarla hesaplanıyor. Belki. Ya sana bir şey diyeyim mi? Bu Everest'e Everest'e çıkıyorlar ya, bayağı 100 bin euro, 200 bin euro falan harcıyorlarmış. Veriyorsun oradaki Everest'li işte kimse ona. Everest'li. Everest'in fikrine duruyor böyle, hoş geldin. Nereye kadar çıkacaksın? Bir yandan külü. Everest eteğine doğru. Hani ne kadar veriyorsa o kadar çıkarıyorlar galiba. Hakikaten çok para veriyorsun. Çıkmak ne kadar? Yani 2021 yılında benim hesapladığım bütçe normal 5000 TL normal tur şeyi. Ağrı'nın tepesine çıkma amacım var. Tabii ki. Ne yapacaksın? Oraya çıkınca böyle bir yapmak senin bir şey var mı? İşte oraya çıkıp bir konuşma yapacağım ya da böyle bir video çekeceğim. Konuşma mı? Vallahi. Ya da bir şey asacağım. Çimen şovu asacağım size. Onu diyeceğim. Onu biz paylaşırız çıkarsan çimen şovu yaparsın. Vallahi. Tabii bir şey ki. Diyeceğim. Ağrı'nın tepesine her çıkan bir şey bırakıyor mu? Bir şey, orada normalde Uludağ'a çıkmıştım ben. 2600 metre Uludağ. Orada da herkesin not defteri var. Uludağ'da işte taşların içine yazıyorsunuz. Ha, yazıyor bir şey. Donduk amına. Notlara bak. Ağrı'dan sonra hedef ne? Ağrı'dan sonra hedef bu evimiz diyelim yani şu anda. Neremiz? Ev. Ha, bir de bir eve çıksak hayırlısıyla. Kiralar ateş pahası vallahi var mı yani? İki artı bir varsa yani ben çıkmak istiyorum. Yani döviz kurunun artışından dolayı. Daha zor değil mi eve çıkmak şu anda? Bak, Ağrı Dağı'na 5000 lira çıkıyorsun, Beşiktaş'ta çıksan çıkamaz 5000 lira. Şu Abbas altını çıkamıyorsun ya. Valla burada henüz 6000 lira aşağı eve çıkamıyorsun. Aynen öyle. Depozito, emlakçı, emlakçı yani derken 12000. Plan normalde Mısır vardı. İşte bir, belki ileriki zamanlarda Mısır'a gitmek istiyorum. İskenderiye Müzesi var şu anda en ünlü. Yeni yapıldı. Bir orayı gezmek sen istiyorum. Sen yaşıyor musun hayatı be abi? Vallahi yaşıyorum. Yaşamak ya. İstiyorum. Ya çok güzel hedefler. Böyle hedefler olan var mı ya? Yani şunu yapmak istiyorum. Hayatta şöyle bir amacım var. Hanımefendi varmış bak. Ne hanımefendi? Biz eşimle bisiklet festivalinde tanıştık. Ve ondan öncesinde de ben üniversitenin bisiklet kulübündeydim. İşte çeşitli şehirlere gittik bisikletle falan. İşte Ankara'ya gittik. İstanbul'dan Ankara'ya bisikletle gittiniz. Aynen. Anıtkabir'e gittik. İşte Bursa'ya gittik. Antalya'ya gittik. Ben Antalyalıyım. İstanbul'dan Antalya'ya kaç günde gittin? Antalya'ya 5 günde gittik. Ekip olarak böyle evet, 8-10 kişi arkadaşlar. Evet, 20 kişiydik o zaman. Ya bu zincir atınca falan ne yapıyorsunuz? Ekip mesela ayrılıyor. Ben hemşireyim. Mesela ben sağlık ekibindeydim. Teknik ekipteki arkadaşlar var. Mesela o işlerden daha iyi anlayanlar. Artçı diyoruz, öncü diyoruz, yancı diyoruz. Bu şekilde ekip sürüşlerinde. Mesela öncü en hızlı süren kişi yani. Yancı ekibi çekebilecek. Yancı ne yapıyor? Oranet şu yanında. Oturmuş. Abi bir çayınız yok mu ya? Hakikaten yancı ne yapıyor? Ya şöyle, o da arkayla ön arasındaki şeyi sağlıyor. Birinin tekeri patladı diyelim. Teknik ekiptekiler onunla ilgileniyor. Öndeki de basıp gitmesin diye. Yani mesela bu ekip arasındaki iletişimi sağlıyor. Ya da işte birisi kaza yaptı diyor ki gitme laf abi taşıyan. İşte. Bu aynen. Ya hiçbir ya yancı tam bir yancı gerçekten. Bu ne? Ya ileridekiler gidiyorlar falan diyor. Sürekli yangın yapan bir adam vardır ya. Ofislerde de vardır onlar. Ama o da bisiklette değil mi? Tabii tabii hepimiz bisikletteyiz. O birisinin arkasında oturmuyor yani. Vazgeçtim diyen dönem yok mu? Mesela gidiyorsunuz Antalya'ya.
Döndü geri gidiyor, yemeğe yemedim. Oradan böyle Martı'ya bine gidiyor. Ama yancı da böyle, nereye abi? Yancı hep evde. Hep bir şeyler içiyor. Daha yırçağı koyduk yani. Yani demirle. Bu neyse. Demlik taşıyor sürekli. Yani yolda değil de şey yapan arkadaşlar olmuştu. Tam böyle her şeyini hazırlamış, bavulunu falan hepsi gelmiş işte. Otobüse yükleyeceğiz, biz de sürerek çıkacağız. Bir anda kız dedi ki ben gelmiyorum. Beni sarmadı bu dedi. Kız gitti. Son bir şey soracağım, hemen şey yapalım. Molalarda duracak yerler belli mi? Duracağınız yerler? Yok, hayır, işte o yorulmaya bağlı olarak değişiyor. Ha, kafanıza göre. Belli planlı değil yani. Benim olalar. Ne sorarsanız işte. Belki şey diyecek ki bir tane boru dansı yapılan yerlerde duruyoruz falan diyecek. Değişik bir söyleyecek diye. Hayır, böyle özel yerler yok yani. Doğru. Yok, özel yerler yok. Benzin istasyonlarına duruyoruz. Evet evet, gerçekten öyle oluyor. Bazen de şey, hani biz tayt giyiyoruz ya, bizim için çok problem yok. Hani kadınlarda çok sıkıntı olmuyor ama erkekler tayt giydiği zaman böyle işte köy yollarına falan giriyoruz biz. Şimdi köye gidiyorsun, herkes sana bir böyle bakıyor falan. Kahveye oturuyoruz genelde. Ben çok severim böyle kahve muhabbetini falan. İşte selamünaleyküm falan giriyoruz direkt böyle dayılara. Siz de mi tayt giyiyorsunuz? Tabii tabii, hepimiz. Erkekler de tayt giyiyor. Evet, herkes tayt giyiyor. Ama kahveye geliyorlar. Selamünaleyküm. Ne alek? Hanginizle selam vereceğimizi şaşırdık. Bizim hedefimiz de tüm dünyayı bisikletle gezmek kısaca. Ekşi Sözlü kameramanı ne? Biz PNA programına katılmıştık. Evet, maske sizden yaklaşık 1,5-2 ay sonra ben girdim işte Umut'un yerine. Ha, Umut artık bıraktı bizden sonra. O bize çok gülüyordu. Zorlanmışlar galiba sizi çekerken ama. Ha, ne anlatıyor Allah'ın sözü, ne anlatıyor? Formatta yazılar yazılıyor yani, sizin söylediğiniz cevaplar sözlükte de şey oluyor. Evet. Dur, sen onu anlatmadan önce biz olayı anlatalım. Ondan sonra sen ne olduğunu anlat. Sonrası ben merak ettim. Ekşi Sözlü biliyorsunuz, biz de orada PNA programına katıldık. PNA'da şöyle bir format var. Bir başlık açılıyor bizimle ilgili. Oraya da kullanıcılar sorular sorular. Biz de o soruları videolu olarak cevaplıyoruz. Biz cevaplarken editör bizim cevaplıklarımızı sözlüğe yazıyor. Fakat bizim konuşma hızımızla hanımefendinin yazma hızı aynı olmadığı için. Nasıl başlaşma hikayeniz? Ya işte ben Fazlı ile Mesut abinin orada şöyle oldu, böyle oldu. Şey diyor, Mesut'a tanıştık. Biz de kaba gibi olduğunu hissettik yani. Hani adam soruyor, nasıl oldu? Şöyle oldu falan. Biz ona bir anda metin vermeye başladık. İşte sizin de programdan sonra hani yazarken bayağı bir zorlandıklarını dile getirdiler yani. Ne dediler, dürüst olsun. Fazladan konuştuğunuzu... Çok konuştular. Çok şey mi, geveze mi diyorlar? Ya evet. Dürüst oluyorum. Bana mı, Cem'e mi? Size. Bana mı? Evet, haklı. Aynen. Susmuyor. Varım. Ulan Cem daha çok konuştu o gün. Sen galiba abi bir yerden sonra çözmüşsün formatı. Ona göre cevap vermeye başlamışsın. Ben çözemeyiz. Ama... Bir de gerizekalıyım da. Çok konuşuyorum, anlamadım hiç konuşuyorum. Bir saattir orada şey diyor, nerede yayınlanıyor? Bilmiyor. Ne yapsın? Amatör. Bu yeni başladı. Ya valla öyle mi dediler lan? Ya çok hoşuma gidiyor arkamızdan konuşulması falan. %100 haklısın, çok amatör. Bir şey soruyor, sen dallandırıyorsun, budaklandırıyorsun. Ben yaz kızım. Olay anında şu. Amatörsün bak, bizi ekşiye rezil ettin ya. Ya çok güzelmiş. Ama orada çok güzel izlen, çok güzel yorumlar aldık, çok mutlu olduk ya. Evet evet. Başka program güzeldi şeyden. Bence. Ben sonradan izledim ama. Canım, sen bizi oradan... Ekşi Sözlük yazarı var mıydı bu arada aramızda? Biz yazmadık ama Çimen. Aa, niye? Yazmadım. Bilmem niye yazmadık. Bizi izliyor musunuz? İzliyoruz tabii. Bayağı biz evde kronik olarak sizi izliyoruz. Ya, yemeklerde falan her şey. Aklına mı gelmedi yazmak? Bilmiyorum, herhalde üşenmiş. Ya da şöyle oluyor değil mi? Kötü bir şey olduğu zaman akla geliyor. Ya bunlar DJ bozdu. Amına koduklarım falan diyor. Mesela şey diyor. 25 bölümdür izliyorum. Son bölüm bok gibi diyor. He. Ama 25 hiç yazmamış. İlk 24 hiç yazmamış yani. Öyle oluyor. Yok ya, ben genelde sevdiğim şeylere yazarım yani. Canım ya. Ama yazmamış demek ki. Vallahi yazmadım. Niye bilmiyorum. Ya. Gidince yazsam bu sefer nickim ifşa olur. O yüzden yine yazamam. Hemen bir an dengeler. Üzerinden zaman geçti. 3-4 hafta sonra yazsın. Aynen, ya. Nereden alacak yani? Çok güzelsiniz. Çok güzel. Yazın teşekkür bir ederiz. İnşallah. İnşallah. Yazacağım, söz yazacağım. Yaz. Güzel şeyler yaz. Yaz, tamam. Ya yazın güzel şeyler yazın ya. Eksizler sizi. Eleştiriyorlar falan. Niye eleştiriyorsunuz? Kanka güzel olan güzeldir, kötü olan kötü yazar. Diğer eksizlik yazarı da yazmadı değil mi? Sen de mi yazmamıştın? Sen yazdın mı? Yazdım. Övdün mü? Öyle bir esprisi var hani. Ekşi Sözlük'te PNA'ya gelen konuk olanları genelde hani hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Bize sormadılar onu ya. Onu da sorsalar 1,5 saat onu anlatırdım. Öncelikle soyunuyorum. Dışı suyunu bir ya su hiç ayarlamak. Hiç konuşmadım ama. Su ayarlamak. Bizden başka hiçbir yer... Mesela ben hiç filmde mesela sevişiyorlar şak bir anda Bruce Willis duşta ya. Hmm. Ben mesela sevişten sonra suyu ayarlayan Bruce Willis görmedim. Litvanya'ydı galiba. Bir tane otele gittim. Lan duşta bir süre sonra su soğuyor. Abi aradım resepsiyonu. Ya dedim bu su soğudu. Ya dedim sizi başka odaya alalım. Toplandık başka odaya gittik. Duşa girdim. Yine soğudu.
Yine aradım. Sabunlu sabunlu oda oda dolaşıyorum. Gecenin bir yarısı. Yemin ediyorum gecenin bir yarısı. Ya birisi kalksa çıplan böyle yani şeyle. Abi sonra öğrendim ki tam da dilde de anlaşamıyoruz falan. Adam şunu demeye çalışmış. Abi diyormuş 40 litreden sonra sıcak su bitiyor. 40 litrelik sıcak su varmış. Ben de ısınsın diye açıyorum. 40 litre, 30 litre falan boşalttıktan sonra giriyorum 10 litrede. Abi ne cahil insanlar var ya. Yurt dışına çıkan var mı? Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ama o ondan daha uzak olarak Mekke, Medine'ye gittim. Mekke, Medine'ye gittim derken? Annemle Umre'ye gitmiştik. Ha Umre'ye gittim. Umre'ye gittiniz. Ya bunu da yurt dışı diye sen ilk defa seni gördüm ben. Kanka. Yurt dışı storiesi atıyor bak ehramlarla falan. Yani. Siz ne olarak adlandırıyorsunuz? Ooo. Ne hemen ooo ne ya doğru kötü bir şey demedik kötü bir şey demedik kötü bir şey demedik. Hayatım benim dinle alakalı anlamda söylemedim ya hayatım yani. İlk seyahatlerin... Ne oldu küstün mü? Neye küstün sen? Hiç böyle hayal etmemiştim. Aa, tamam senin hayal ettiğin gibi yapalım o zaman. Tamam siz ne soruyordunuz Cem Bey çok özür dilerim. Yurt dışı hayat. Pardon ben. Evet. Sadece aynen. Orucumuzu neler bozuyor onları. ne iş yapıyorsun? Ben insan kaynaklarında çalışıyorum. Ama aynı zamanda psikolog. Hayata bir şey diyeceğim. Siz yanındakiler de gözüküyorsunuz şu anda. Evet oğlum. Şöyleler ya. Oğlum bu iş sinemada arkada olur da. Burada yani öküz öküz kamera burada. Hayır dur. Hayır bir şey diyeceğim. Durdular durdular. Kız konuşuyor yanında. Ne yapıyorsunuz ya? Bir de kız şey diyor. Ya işte ben Umre'ye gittim bana. Yanında İngilizce... Ya dedi boş ev yok mu yani? Ne yapıyorsunuz olsun? Bilirdin mi? Kanka eskiden oluyordu. Bizim gösterilerde az kişi oluyordu. Arka taraf boş oldu. Anladım. Ben sahneyi böyle sesler gireyim. En arkada. Onda okey. Oğlum burada yayınlanıyoruz. Evet, evet. Senin hiç düşündüğün gibi olmadı. Hiçbir şey düşündüğün gibi gitmiyor şu anda. Şey, sen insan kaynaklarında aynı zamanda psikologsun. Evet. Şeyin var mı böyle muayene, şey, ne denir? Yani online yapıyorum görüşmelerimi. Online. Evet, o yüzden danışmanlık diyelim. Çünkü daha terapist olmadım. Olmadın. Hı-hı. İnsan kaynakları olarak çalışan şirket ne iş yapıyor? Şirketin mi ne iş yapıyor? Terör örgütü mü, niye bu? Garip bir şey mi sordun? İK'nın da kendi içinde birimleri olduğu için. Bu şirket mi ne için? Sormadık ben bu şirket ne için? Bu arada yani psikoloji bozmak üzere mi sizin için? Hakikaten bizi manyak ettin ya. Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorum ha? Ben. Yalnız hiç düşündüğüm gibi olmuyor yani. İsminiz ne? İsmim mi ne? Senin bacan ha. Herkesin bir sınırı senin var. Senin gibi çapı. Ne bu çapı diyorsun ha? Kanka böyle kadar niye götümü tutuyorsun ya? Oğlum oha ya böyle tuttum götümü hiç ya. Böyle düşünmemiştim götü tutacağım. Ya şu an çok mutluyum ama. Ya hayatım çok... gülüyoruz, eğleniyoruz. Ne evet, kadar evet, ters bakıyorsun bize. Bebeğim ne kadar tatlısın ya. İsm... Ya bir gör. Ya bir görsünüz var mı? Arkadaşlar bu programı kesin izleyin. Evet. Yaramıyorsun. Ya tepkiler. Onu izleyin böyle ya. Böyle bir. Ne diyor şirketim ne iş yapıyor ya? Elbette bir şeyler yapıyor. Hayır o evet. Çok mimik kullanmamla çok alakalı bir tuvalet. Çok tatlı mimik. Harika. Sevgilin var mı? Yok. Sevgilim mi? Peki insan kaynakları olarak çalıştığın şirketin ne iş yaptığıyla alakalı sorumuzu sormak maksadıyla burada toplamış. İsmini verebiliyor muyuz? Hayır, sektör olarak hayatım. Beyaz eşya olsun. Beyaz eşya üretimi. Aa, bilindik bir marka. Küçük ev aletleri olsun. Küçük ev aletleri. Ha, hepsi. Evet, komple. Sen de mimik kullanmaya başladın ha? Büyük bulaşıcı şirket. Demek ki. Küçük ev. Küçük sevgili. Ev bulaşıcı aletleri. Galiba. Sevgilin var mı bu arada? Yok. Yok dedi ya kanka. Tamam pardon. Buradaki yok olan bu haklı mimikti yani. Yok söyledik ya. Amına koydum. Sen öyle demedin. O yani mimik o kadar güzel. Ama dese derdi. Hayır ama siz biraz yanlış yorumluyorsunuz galiba. Hayda. Ya hayır. Oklar buraya döndü. Oklar buraya döndü. Ama ben doğru yorumladım değil mi? Çünkü annem çok sinirleniyor benim bu kadar annem mimik yapmama. Çok alın çizgin çok olacak, çok kırışacaksın yaşlanınca diye. Anneciğim
izliyorsun. Anneciğim. Ya çok komiksin ya. Bundan memnun birini görmek hoşuma gitti. Ama çok sempatik görünüyor. Evet, harika. Sen güzel. Yabancı dizi gibisin ya. Evet, evet. Annem ona çok güzel. Anneciğim. Ya müthiş yani. Biraz dominant mı sanki? Yani erkek için söylüyorum. Erkek arkadaş. Ay nasıl bakıyor? Ya bir şey söyleyeceğim ya. Nasıl bakıyor değil mi? Herkesi şuraya mı toplasak ya? Vallahi göremiyorsun, üzülüyorum ya. Evet. Dominant mısın böyle bir? Anlat, anlat, anlat. Şey gibi yani. Anlat yarrı ama. Kanka. Hayır. Neredeyse o ifade, anladın mı? Yani hani. Kanka bu nasıl bir affeder o ifade? Ya canım benim. İlişki ne kadar sürdü hayatım? Özel değilse tabii. 5 ay. 5 ay. Ama ben ayrıldım. Lütfen öyle almayın. Estağfurullah. Haddine mi pes efendi senden ayrıldın? Ya hayır. Ben... Tabii haddine mi şerefsin sen? Sen ayrıldın. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Nasıl ayrıldın? Hiç kötü almak istemem. Ne, yani niye ayrıldın? Ne oldu da ayrıldın? Ay umarım çimeni izlemiyordur ya. Ayıp olsun. Ayrılmışsın zaten canım. İzlesin. Tamam. Hemen ne kadar çok çok kabul etti. Ay ayıp olacak, olmaz. Ha şimdi ben gittim ona. Paranoyak biriydi ama çok iyi de gerçekten özverili bir insandı. O yüzden ilerleme gösteriyordu ama ben hiç değişmeyeceğine inandığım bir huyundan ötürü ayrıldım. Ben bir şey yapmıyorum. Çok mu komik bir şey anlatıyorum? Aklından... Ben de mi stand-upçı olsa? Bebeğim insanlar şu an seni görmek için para vermeye hazır. Yani mesela arkadaşlar 5 aydır Uber'e gibi düşer. Etrafında tamam tamam ediyor 10 lira. Vay 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 vay. o seviyeye gidiyor. Vallahi. Müthişsin. Ama ilişkilerde hani bir tarafla bir tarafın böyle dengelenmesi için hani bir taraf çok mimikliyse bir tarafın hani felç falan olması lazım hani dengeli olması için. Büyük bir o çok mimiksiz bir adamdı yani çok sabit bir adamdı herhalde. Bilmiyorum ben kendimi hiç dışarıdan görmediğim için şu an... Boşanma konuşmasını çok merak ettim senin. Şey ayrılma pardon boşanma pardon kanka. Oo sen PowerPoint'le falan gitmişsindir yani. Yani maddi anlamda bir durumdan ötürü ben onun sinirlendiğini gördüm birkaç gün sonra. Sinirlenip başka bir şekilde bana lanse ettiğini görünce cimrilikle... Hacca gittim falan. Kendi umreden oldum bir anda. Yani evet. Hani bu insanla ortak bir bütçeye sahip olamam. Evet, dolayısıyla evet. Evlenemem takılar diye. Takılar kadına mı oluyormuş? Evet, yasal olarak kadına ait. Oğlum ne bileyim ben boşamadım hala bizi tutuyorum. Sen ne yaptın? Ya Zehra ne güzelsin Zehra, ya valla. Evet, çok memnun olduk harikasın. Yani. Çok iyi ki iyi merhabalaştık. Biraz fazla konuştuk galiba. Şimdi yanımdaki öpüşen çifte verelim bakalım. Sevgili miyiz? Sözlüyüz. Aa, heyecan. Ya şeyler oldu. Belli zaten. Çok canım, güzel. Böyle yani beraber. Temas halindesin sürekli. Çok biraz, güzel. Biraz var temas bağımlılığı var. Konuşma konuşma falan diyordu bugün de. Az önce onun konuşmasını zaten yaptım. Zaten konuşmuyorduk öpüşmekten konuşamazdık. Konuşma şey diye öpüyorum sen. Ya yurt dışı deyince ben işte el kaldırmıştım. Amerika'ya gittim daha ha, önce. Ha ne yaptın? O da işte konuşma konuşma falan dedi. Ben dilimi geliştirmek için gittim oraya. Can kurtaranlık yaptım orada 4 ay. Dilimi geliştirmek için can kurtaranlık yaptım. Aynen. Oğlum boğulan kişiye koyacak. How you spell? Hayır oğlum suni teneffüs anlamında diyor da büyük ihtimalle. Dilini öyle geçti zaten suni teneffüs yapmış. Tabii ama 20... Can kurtaran demedim oğlum. Can kurtaran. Nerede kullanacaksın dilini başı can kurtaran? Yok yok öyle şeyler yapmadım. Ya, evet. Ama göz yerde yok abi. Ya hiç boğulan olmadı. Hiç olmadı mı? Suni teneffüs yapmadım hiç. Suni teneffüs yapmadım ama çok çıkardığım oldu o sudan boğulanları. Hmm. Öyle söyleyeyim yani. Aa kurtardın tabii yani. Tabii yakasından tutup çıkarttım ama şey yakana, değil yani. Tişörtle girmişler deniz ondan sonra. Adam kravattan çektim abi adam takımı toplandı. Yalanınız belli ya denizde yakasından tutmuş. 5 kişi aynı anda kurtardım abi. Yok denizde evet. Değildi havuzdaydık ya. Havuzda su parkındaydım orada can kurtaranlık yapıyordum. Su parkında boğulmuş. Nasıl başarıyorlar lan boğulmayı orada? 40 santimde işte biri debeleniyor içeride ay, falan. Evet. Ben de dedim ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Kızdılar bana oğlum adam boğuluyor gitti falan. Zaten 20 Türk çalışıyorduk biz orada. İngilizcem de gelişmedi hatta yarın. 20 tane can kurtaran biri kafa takımı çıkıyor böyle. Ne oluyor lan orada? Çıkarttım kadını. Kadın bağırmaya başladı bana niye dokundun falan. Haşamalıydı falan. Dedim dokunmasam öleceksin dedim. İşte 40 santimlik suda boğuluyorsun falan. Sonra geldi menajerler bana kızdı. Niye dokunuyorsun? Sen kadın oradan havuzu ondan... çekseydin ya. Çekseydin pipetle. Bekle ablacığım. Tabii bu kişisel bir şey canım. Bıraksaydın evet. Yani yapacak bir şey yok. Siz bir şey diyeceğim. Beyefendi niye şey aynı bir konuyla ilgili bir şey mi vardı? 40 santim nasıl boğuluyorsun? He. O da mı boğuldu? Ben boğuluyorum. Şey, ben bakayım. Siz de mi 40 santimde boğuluyordunuz? Yani hiç denemedim girmeyi o kadar. Ha su şeyin var, korkun var. Su fobim var. Yani daha önce kursa gittim ama beceremiyorum yani. Tek bir mimikle bence onu suya sokarsın.
Gir. Estağfurullah. Hiç zaten şey onu görünce zaten suya atlarsın ya. Ama öleceksem öleyim falan diye. Evet, hiç bunu yenmek için çabaladınız mı? İşte kursa gittim. Hayır, kursta olmadı mı bu olay zaten? Yani ben zaten hani yüzme bilmiyordum. Kursa gittim, daha korkudan çok korktum. Korkudan bize cevap veriyorum. Ya kursta olmadı mı? Sen o kursa gittin mi? Gitme lan! Benim ya gerçekten böyle mi görünüyorum? Çok üzgünüm şu anda. Hayır, çok tatlısın ya. Kız korkudan, Cem Bey ben yüzüyorum. Hatta her gün suda içerim. Biz böyle geçen su bastım. Suyla bütün hikayeleri anlatıyorum. Çok güzel. Kaç para bu arada senin bir seansın? Terapist değilim. Danışmanlık veriyorum. Terapi eğitimlerim devam ettiği için. Ya bir şey diyeyim, öyle bir söylüyorsun ki anlamıyorum, anlamayınca kendimi gerizekalı gösteriyorum. Yani böyle yani anlamam gerekiyor aslında ama stres oldum anlayamıyorum yani. Kusura bakma ya. Şöyle. Ben iptal yani o yüzden. Şimdi psikoloji mezunları title olarak psikolog oluyorlar, evet. Terapist olmuyorlar direkt. Yani psikolog eşittir terapist değil. Terapi için ya yüksek lisans ya özel terapi eğitimleri almanız gerekiyor. O yüzden atlayacaksın suya. Yani evet. Anladın mı? Ben yanlış anlamışım bir şeyleri. Biz buna korku diyoruz herkes işte. Herkes tikli o senin yüzünden. Ben yüzlerim istemem. Ya harika. Bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yüzmeyle alakalı. Ben de küçükken bir olay yaşadığım için yüzme korkum vardı. Yüzemiyordum. Sonra palet kullanmaya başladım. Vallahi şıkır şıkır yüzülüyor. Arkadaşa öneririm. Çok güzel fikir biliyor musun? Denedin mi palet işi? Hiç ilgisi yok. Bir böyle bir yapıyorsun, hız motor gibi gidiyorsun vallahi. Böyle bir yapıyorsun. Avşar arasızı. Bir daha yapıyorsun, cüzdanıyorsun. İnanılmaz bir şey ya. Gemiyi geçiyorsun, uçağa geçiyorsun, balonu geçiyorsun mesela. Havaya doğru yapsan balonu yanına. Hakkı abi var mı? Çakmak var mı? Çakmak var mı? Aşağıda yıkayın. Öyle bir hikaye ama komik olur ha. Ağzı sigara. Tamam mı? Bebeğim isim neydi? Nursel. Sen bizi seviyorsun. Ne kadar belli ediyorsun sevdiğimi. Teşekkür ederim. İki elini kaldırdın. Çok hoşumuza gitti o yüzden. Ya ben şey böyle hani video çekilirken falan o hani biraz pazarlıyorsunuz ya hani biraz onu. Yani şöyle. Bugün de her şeyi söylediniz bize. Hakaret üzerine hakaret diyoruz. Adımız en son pezevenge çıktı. Bu bir nevi reklam olduğu için orada hype'lamak istedim yani. Çok eğleniyoruz burada. Canım. Ama gerçeği yansıtmak amacıyla tabii ki. Yok yok. Evet. Öyle, çok belli canım bizi sevdiğin. Evet çok sağ ol. Çok mutlu olduk. Yani neden biliyor musun Nursel? Biz görüşemeyen arkadaşlar gibi hissediyoruz kendimizi sizlerle yani. Çünkü evet burada tanışıyoruz. Burada tanışıyoruz. Burada hatta her çekimden sonra gelenler bile fotoğraf çekiliyoruz burada. Ama tabii sonra kalkıp hadi birer bira içelim diyemiyoruz ya. Ama sanki öyleymiş gibi izleyenler geldiğinde çok onun. Arkadaş her sabah kahvaltımızdasınız. Akşam yemeğimizdesiniz. Duşumuzdasınız diyebiliyormuş. Fazla bayılıyorum şakalarına. Dolayısıyla bunu hissettiğimiz zaman çok mutlu oluyoruz. O yüzden gerçekten bizim çok bir keyif. Onu da bil. Ne iş yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ben pazarlama koordinatörüyüm bir firmada. Müthiş bir firma. Ulan benim bir patronum harika. Var, bomba gibi herif ya. Ya çünkü çok dünyaya bir değer katıyor yani firmamız. Cochlear implant diye bir sistem var. Kulağa ameliyatta takılıyor, hiç duymayanların duymasını sağlıyor. Sermaye için çalışıyormuş gibi hissetmiyorum çünkü sonunda insanlar çok mutlu evet, oluyorlar. Kalplere evet. Dokunan bir iş yapıyorsun. Evet, mesela balon evet. Pilotu gibi değilsin sen. Doğru. Yalan lan yok komutanın terörist gibi geziniyor. Öyle gezmiyorsunuz yani. Katıl üyelerinden mesela bugün de üniversite öğrencisi arkadaşımız çağırdı. Mail rica ediyoruz öğrencilerden. Üniversitesi telefon numarası çünkü çok çok soruyorlar. Çok nereye yolluyorlar? Çimendavetiye@gmail.com'a çünkü çok soruyorlar gerçekten. Oraya ne yapıyorlar abi yazıyorlar. Biz öğrenciyiz. Evet bize biz öğrenciyiz. Anlattım ya kanka az önce. Çimen Talk Show. Okulda olduklarına dair 1,5 saatlik video. En azından. Okulda geçirdiği tüm günü vlog, YouTube linki ve tüm hocaların TC kimliklerini. Kanka isim soy isim okuduğu üniversite. Tamam. O kadar. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok mutlu oluyoruz sizinle. Tamam. Hemen hediyemizi verelim. Bugün akılda kalan izleyicisi Mimik Hanım diyenler. Peki. Kaptan Pilot Hakkı. Aa Teoman. Aa. Biz de hava dedik. En sonunda biz de hava dedik. Hiç beklemiyorduk. Teoman'a kupamızı verelim hayatım. Bravo Teoman. Bayağı alkış aldın ha. Güle güle güle. Kullandıkça bizi hatırla. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi bugün işiniz gücünüzü bıraktınız, geldiniz, izlediniz. Ya kanka o nasıl? Oğlum buraya biletsiz ama etkinlik lan bu. Oğlum nasıl işte gücünüzü bıraktınız? Abi bir şey hakikaten. Buna, hakikaten mi? Öyle lan. Biz çok mutluyuz. Yağmurda, karda geliyorlar oğlum. Ya ben vallahi bazen diyorum ki gitmesem yani. Yani
Allah belanı versin, bazen çok zorlanarak geliyor. Yani hepimiz gibi. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Şimdi ben bu hafta da bitti. Her perşembe yayındayız. Abone olup 100 bini görelim çünkü 100 bin özel videomuz da yakında geliyor. Sizi çok seviyoruz. İlk geldiniz. İyi ki siz geldiniz. Sağ olun, var olun.